Sanki Balkanların, İran, Suriye, Cebeli Lübnan, Hicaz'ın, Kafkasların, Anadolu'nun ve payitahtın sultanı. Ben ki İslam halifesi Abdülhamid Han'ım. Hepsi senin ama sadece senin. Benim payımı ver. İşte Osmanlılar böyle. Şöhretle, iktidar hevesiyle, milliyet tefrikalarıyla, hürriyet yalanlarıyla birbirine düşüreceğiz. Hünkârımızı bir kancaya asmışlar. Burada da kafasına silah dayamışlar. İngiliz gazetesi. Sultanım, gördüklerinden anladığım... İngilizlerin tek hedefi, hilafet bayrağını elimizden alıp devletimizi yıkmaktır. Ve biz yalnızız. Ferse yekfike umullah. Fransızca bir gazete. Bir adam Hazreti Muhammed Efendimizin adının geçtiği bir tiyatro yazmış. Fahri Kainat Efendimiz'e hakaret ediyorlarmış. Şahsıma saldırsınlar umurumda değil. Lakin dinime... Peygamberime saldırırlarsa, ölürken dirilir. Can verirken kılıç çekip, boynumu kesseler, etlerimi lime lime etseler. Ahirette Resulullah'ın yüzüne bakabilmek için, peygamberin yüzüne bakabilmek için, kül olurum, küllerimden dirilirim de savaşırım. Paşa, paşa! Ah şu duvarlar olmayaydı paşa! Ah şu duvarlar olmayaydı! Ben sultan oğlu değil, bir reşverin oğlu olurum. O zaman bu devlet için kendim koşardım. Canımı ortaya koyardım. Çin sarayını 40 çerisiyle dağıtan Kürşat atamızla kuruldu bu devlet. Mete Hanımız çerisine nizam verdiğinde kuruldu. Ceddim Osman Gazi'nin çadırını kurduğu Söğüt'te kurduk bu devleti. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethettiğinde tarih Osmanlıların adını bir daha unutmamak üzere aklına kazıdı. 1526 yılında Mohaç Meydanı'nda 2 saatte Haçlı ordusunun göbeğine zafer bayrağını diken de Kanuni Sultan Süleyman. Biz Mohaç'ı kazanmak için Malazgirt'te, Malazgirt'e varmak için Pasinler'de savaştık. Bizden evvel tahta çıkanlar biz de Allah'a devletimizi daim kılsın diye dua ettik. Saltanat nasip olduğunda gelmişti. Osman Gazi'den, Fatih Sultan Mehmet'ten, Yavuz Sultan Selim'den, Kanuni Sultan Süleyman'dan emanet aldım bu devleti. Yaşatmaktan başka gaye olmadı. Tahta çıktığımda amcam Sultan Abdülaziz Han katledilmiş, Ruslarla savaşa girilmişti. Ordu hazır değil, devlet hazır değil. 93 harbinde büyük acılar yaşadık. Harp sahrasında kaybettik, masada kazanmaya çaba ettik. Devlet yoksul, memlekette okul yoktu. Ordu köhnemişti. Silahlarımız çağın gerisindeydi. Saltanatım boyunca bunlarla mücadele ettim. Yunan Harbi nihayet erdiğinde zaferle yıllar sonra tekrar tanışmış bir devletin padişahı. Türk'ün kadim devleti. Türlü belalarla, kirli oyunlarla ne ilk ne son kez karşılaşıyor. Tarih devam ettikçe, felek döndükçe, imtihan sahrasında Allah'ın adını yükseltmek isteyenlerin ordusu savaşacaktır. İşte bu yüzden devlet tertip yapar, kötü gün gelip çattığında harekete geçer. Bu hakla batılın savaşı ve batılın kazandığı görülmemiştir. Başlasın.
Biz düşmeliyiz. Biz düşersek tarih düşer. Biz düşersek insanlık düşer. Biz hak meydanında pusatsız kaldık, yine de boyun eğmedik. Can verdik, kan döktük, sancağımızı yere düşürmedik. İnsanlığın son sığınağı olan devletimizi yıkmak isteyenler kaybetti. La, la.